Eşkıya mısın sen? He? Ne diye zorla beni buraya getirttirdin? Hoş geldiniz madame. Merci, Fransa gidebilirsin. Bugün yaşananlarla ilgili konuşmak istedim. Yetmedi mi ettiklerin? Azize yalan söyledin, beni de günahına ortak ettin. Hakikati söyleseydim. Tahmin etmeliydim. Bugün olanlardan bir ders çıkarttığınızı düşünmüştüm fakat yanılmışım. Hiçbir ders almamışsınız. Hala bana kafa tutuyorsunuz. Ya ne yapacaktım? He? Fenalıklarına rağmen susacak mıydım? Ben size bir fenalık yapmadım. Tam tersine size iyilik yaptım. Düştüğünüz zor bir durumdan kurtardım sizi. Beni o hale sen düşürdün. Sizi zor bir durumdan çıkartabildiğim gibi Aziz Paydar'ın elinden de kurtarabileceğimi görmenizi istedim. Gece aramızda geçenler Aziz Paydar duysa ne düşünür, ne yapar tahmin edebiliyorsunuz. İyi ki gitmedin Efnan. Gitseydin bizden geriye bir şey kalmazdı. Sen bana eziyet ediyorsun. Sen bütün hıncını benden çıkarıyorsun. Senin hiç mi Allah korkun yok? Düşünüyorum. Ben de Allah korkusu yok. Ayrıca size eziyet ettiğimi de düşünmüyorum. Tam tersine. Eğer yarın öğlen saatlerinde buraya gelirseniz, bu da sizi çok güzel bir sürpriz bekliyor. Ben senden gelen hiçbir şey istemiyorum. Sen beni kendi köle etmek istiyorsun değil mi? Yok. Gel deyince geleceğim, git deyince gideceğim. Hayır, hayır. Eğer böyle düşünürseniz ben üzülürüm. Siz bir köle değilsiniz. Kölelerin seçim şansı yoktur fakat sizin bir seçim şansı var. Eğer yarın buraya gelirseniz, bu da sizi çok güzel bir sürpriz bekleyecek. Gelmezseniz Aziz Paydar'a bildiğim her şeyi anlatırım. Seçim sizin. Dilruba'nın senin olduğu gerçeğini hazmedemiyorum. Bu evliliği sen mahvettin. Gurur duy kendinle. Dilruba'nın çektiği bu zulmün tek sebebi sensin. Çünkü sırtıma yüklediğin bu yükü ben taşıyamıyorum Aziz. Biliyorum Adem'e çok kızgınsın Aziz. Ama sen de biraz sakin ol be çocuğum. Hani hanginize yetişeceğimi şaşırdım. Hala ben söyleyeceğimi söyledim. Adem bu evden içeri girmeyecek. Aziz bak halam haklı. Ben de çok öfkeliyim Adem'e. Ama onlar karı koca. Yarın öbürsü gün barışmak isterlerse ne olacak? Ne barışması Maksude? Adem kızı öldürüyordu, farkında değil misin? Farkındayım. Ama ortada bir bebek var artık. Adem de bu bebeğin babası. Adem'i bilmiyormuş gibi konuşma Aziz. Onunki bir anlık öfke. Ama şimdi durum farklı. Şimdi artık bir bebekleri olacak. Belki bu şekilde evliliği toparlayacaklar. Sandığınız kadar basit değil. Hadi anlat. Biz de bir hal çaresi düşünelim. Hala anlatacak, düşünecek bir şey yok. Adem Dilruba'yı öldürmeye kalktı. Dilruba da Adem'i istemiyor. Bu kadar basit. Adem. Adem. İyi misin kardeşim? Her şeyimi aldılar benden. Her şeyimi. Yetmedi, bebeğimi bile aldılar. Onu bile çok gördüler bana. Tasalanma. Her şey yoluna girecek, düzelecek. Hiçbir şey yoluna girmeyecek. Karım benden nefret ediyor. Ben de olan çocuğu doğurmamak için canından vazgeç. Kardeşim, merak etme sen, halledeceğiz. Nasıl? Bulacağız bir yolunu. Tamam. Bulacağız. Siz bir köle değilsiniz. Kölelerin seçim şansı yoktur fakat sizin bir seçim şans var. Eğer yarın buraya gelirsiniz, bu da sizi çok güzel bir sürpriz bekleyecek. Gelmezseniz Aziz Paydar'a bildiğim her şeyi anlatırım. Seçim sizin. Bismillah. Kız ne yapıyorsun sen orada? Neyin var gene? Şimdi geldim ben de. Aziz Bey'im nerede? Galip Beyler'de kaldı. Anlat bakalım, dök içini. Adem Dilruba'nın bebeği öldürmek için ilaç aldığını öğrenince boğazına sarılmış. Ne? Dilruba hamile mi? Öyle. İlaç mı içmiş? Ama anlatıyorum işte, bir dinle. Tekrar tekrar sorma. Allah Allah! Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Sanki ben her şeyi biliyormuşum gibi davranıyorsun bana ya. Hayret bir şey ya. Kıyamet kopacak yani. Neyse işte Galip Bey'in evine götürmüşler. Aziz de orada kaldı Dilruba'yı korumak için. Ay başımıza gelenler. Durumlar çok ciddi. Aziz de mecbur orada kaldı. Adem yemin ediyor bebeğe bir şey olursa öldürürüm onu diye. He. Korumak da Aziz Bey'e kaldı öyle mi? Orada Galip Bey var, hala var. Ondan eli armut mu topluyor? Ne bileyim işte ama. Adem herhalde Aziz'den korkuyor diye. Vallahi ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Bunlar kedi köpek gibi birbirlerini yiyorlar. Ne ara gebe kaldın ya. Ya bak sana diyorum bu Dilruba'dan korkulur. Ben sana daha önce ne dediydim? Bu Dilruba Aziz'e göz dikmiş dedim sana ha. Ne dedim başka? Onun aklı fikri bu eve kuma girmekte. Bak tövbe ne diyorsun sen ağzını ayrı aç. Bak bu Dilruba şeytan, o cimcik göz. Aklı fikri bu eve girmekte. Sen de aç gözünü gör. O bu eve kuma girmeye çalışıyor. Yok abi Aziz yapar mı öyle bir şey? Getirmez Aziz. Aziz Bey'im nerede? Yarım kolundan alıp buraya getirmeyeceği ne malum? Ben anlamıyorum kardeşim. Ne ara sen gebe kaldın ya, ne ara ya? Bir de ilaç içiyorsun ortalık. Karma karışık etti gene ortalığı ya.